Bebeğim hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Gözde. Ne iş yapıyorsun Gözdeciğim? Ev hanımıyım. Bey nerede? Bey gemide. Ne kadar da bir geliyor eve? 7 ayda bir. Bak 7 ayda bir gelip çocuk yapabilecek kadar mesai yapıp... Çocuğum da var. Mükemmel. Ayağına sağlık bebeğim. Teşekkür ederim. Adın ne? Gözde Tokdemir. Bak Tokdemir demek ki Instagram hesabı açık. Beni ekleyin demek bu. Açık değil mi? Açık. Fenomen misin? Olabilirim. Ha olmak istiyorsun ama. Olabilir. Allah razı olsun. Ne kadar gönlü geniş bir insansın. Ne iş yapıyorsun Gözde Tokdemir? Bayan kuaförüyüm. Bize ne anlatmak istersin? Sıçma, fantezi. Fanteziyim gelip öpebilir miyim seni? En büyük fantezim. Sana bir seyirci sorusu sorayım. Başına gelmeden bilemiyormuşsun dediğin bir şey söyle. Başıma gelmeden. Beni öpmek. Çok ciddiyim. Gelebilir miyim, öpebilir miyim? Yok sağ ol hayatım ya. Onun sonu yok. Bir sonraki seyirci ***mek istesen artık. Onun dediğini yaptın, bunu da yapmak zorundasın der. Ne yapacağım? Adın ne hayatım? Hazal. Hazal ne iş yapıyorsun? Şu an çalışmıyorum. Normalde ne yapıyorsun? Normalde yönetici asistanlığı yapıyorum. Sevgilinden ayrılır ayrılmaz yaptığın yapacağın iş şey nedir? Sevgilin var mı bu arada? Var evet. Ne iş yapıyor? O şu an bar menajerliği yapıyor. Bar menajer ne demek o? Barmen. Hem barmenlik yapıyor hem de reçetelerini satıyor. Kendi kokteyllerini satıyor. Barmen yani? Evet. Bar menajer. Abi ne güzel içiyorlar insanları ya. Ama restoran müdürüne mesela garson diyor musun? Hayır, o restoran müdürü. Tamam, o da restorandaki barın menajeri. Sen peki garsona o masanın müdürü diyor musun? Masaya servis yaptığı için. Hayır ama title diye bir şey var. Title denen şey uydurma diyorum orada. Title diye bir şey var. Bak bu bir gerçek ama oradaki title uydurma. Kapıdaki güvenlik. Kapı müdürü diyor muyum ona? Adı ne? Güvenlik. En önde. Ön müdürü. Yo, en önde oturuyor. Sevgilinden ayrılır ayrılmaz. Yaptığın, yapacağın iş şey nedir? Direkt tatile giderim. Yalık havaya giderim. Bekle orada. Sen başka bir şeye mi moralin bozuk? Hayır. Açamıyorsun beni. Hayatım ne yapayım seni? Komple açacak halim yok. Ya dinliyorum ben. Sen anlat. Şöylesin ama bak. Al ***'ne sok mikrofonu. Var menajermiş götümün menajeri. Gözdeciğim, kocan hep böyle okyanus otosuna mı gidiyor? Evet. Tamam, başka sorumuyorum. Aldatsa haberin olmaz yani. %100 aldatıyor, %1000. Para koyarım, bahis. Tamam, deneyelim. Nasıl deneyeceğiz? Ben mi gidip ayarlamaya çalışayım? Kocan aldatıyor. Şu an nerede tam? Dünyanın neresinde? Aleksandria'da. Mısır'da saat kaç? Baksanıza, İskenderiye'de. Hadi Google'a şey yazıyorsun. Mısır'da saat. M-I-S-I-R. Akşam 8. Şu an Mısır'da akşam 8 mi? Evet. Sabah 2'ye kadar yolu var ben size. Mısır'da evet ne demek? Mısırlılar nece konuşuyor? Arapça. Arapça değil mi? Mısırca. Mısırca dedi biri. Allah belasını versin. Cehaletten özür. Arapça evet ne demek? Yani onlar hani mesela birlikte olduğunu mi diyorlar? Mesela birlikte olduğunu evet evet diyor ya insan. Onlar Adamın morali bozulur lan. Normalde evet evet. Adam mesela performans veremiyorsa da ne mi demek Arapça? Arapça yazıyor, okuyamıyorum. Seslendiriyor ya, ona bas. Ajalon. Ajalon ha? Mısır'da akşam 8. Ajalon, ajalon, ajalon. Sen bana gerçekten moralin neye bozuk olduğunu söylersen yemin ederim üstüne gelmeyeceğim. Ya benim moralim bozuk değil. Ben nerede çalışıyorum biliyor musun? Nerede? Mezarlıklar Müdürlüğü'nde. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde. Dikkat etseniz o da mezarlık menajer. Burada canlı insan gördün ondan moralim bozuk. Peki bebeğim erkek kaşın var mı? Var. Ölü mü? Yaşıyor mu? Nerede? Mezarda. Hanımefendi gelsin. Sarışın. Eyvah. Oo, niye?
sen avukatların üstüne çok oynuyorsun. Hayatım senin üstüne kim söylemez. Bulacak seni dediler. Ben buraya iki gündür Ozan'a kesikle konuşmayacaksın diye ultimatonla geldim ve şimdi beni öne alıyorsun. Konuşturursam ve yayınlarsam dava açarsın, gel. Hoş geldin balım. Hoş buldum. Adın ne? Ah. Zor insansın değil mi? Zor. Tersin çok pis değil mi? Hem de nasıl. Feministsin. Tabii ki de. O yüzden bir akışlayalım. Hoş geldin Belkıs Akkale. Adın ne? Adım Meryem. Peki Meryemciğim, ne iş yapıyorsun? Ya şu an çalışmıyorum. Acı Medya'da gastronomide şef eğitmenliği aldım. Onlar yurt dışına falan gönderiyorlar diye böyle. Sonra benim orada erkek arkadaşım var. Ben onun için gitmedim. Cumhuriyet erkeği. Modern bir erkekle görüşeceğiz. Ahu'ya veririm seni. Senin taşaklarını keser, buralarına takar. Yemin ederim şey der, al bu tek taşak sana yeter. Erkek egemen toplumda bu iki taşak sana fazla der. Öylesin değil mi Ahu? Arkadaşlarıma sorun. Öyle midir Ahu? Öyle. Adı neydi? Ozan. Ahu'nun kocası olmak nasıl bir duygu? Zor bir duygu, alışıyoruz. Canlar, ben direkt tahtaya birkaç kişi yazmak istiyorum. Yönetmenimizin önerisi var. Evet, dinliyorum. En son konuşan beyefendi var ya. Ozan. Erkek, maço. Şaka. Onu almama gerek yok. Tasmasını çeker misin, gelsin. Böyle yap, Ozan gelsin. Yalnız şu an istemediği her şey gerçek oluyor. Sonrası Hasancığım, zor duruma düşerim yani. Ozancığım, sen ne iş yapıyorsun bebeğim? Ben de uluslararası bir gıda firmasında manager'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Adınız nedir? Esra. Ne iş yapıyorsunuz Esra? Anestezi teknikeriyim. Aa, siz? Yeminli mali müşavirim. Sevgili misiniz? Hayır, eşim. İki çocuğumuz var. Ha s**ti. Nerede tanıştınız? Teyzemde bir tablet vardı. Böyle sürekli kızların fotoğrafını çekip bana gösteriyordu. Tinder teyze. Ben de Esra'yı beğendim. Ama tabii Esra'yı beğenerek aynı çalıştığı yerde birkaç kızı daha beğenmiştim. Hepsiyle görüştüm. Ve Esra kabul etti bir tek. Esra kabul etmesi değil, aralarında en iyisi oydu. Çok da mutlu bir evliliğimiz var. Sen ne romantik bir adamsın ya. Hayatta başını en çok yakan kelime nedir? Ozan. Ozan'ım, evinin erkeği. Maço adam. Sert erkek. Aslan. Yolda arabadan atmazsa iyidir, bilmiyorum da. Başını yakan kelimeyi söyleyeyim mi? Onun başını yakan kelimeyi eşi söylemek istiyor. Ozan daraldıkça ben özgür olmak istiyorum diyor. Ben özgür olmak istiyorum. Hiçbir istediğini yaptırtmıyor değil mi çünkü? Maalesef. Örnek ver mesela. Yani genelde yurt dışı tatillerine veya gezi ziyaretlerine birlikte gidiyoruz ama bir iş seyahatim oldu Münih'e bundan bir ay önce. Evet, orada özgür hissettim kendimi ve özgür olarak geri döndüm. Ahu burada mı duyuyor şu an? Hayır, biliyor. Söyledim. İzin verdin. Ya bu adam böyle konuşuyor da bu işin şakası. Evet, ben biraz fazla detaycı ve kontrolcü bir tipim. Ama Ozan yaramaz bir çocuk ama açık sözlüdür de. Şu an veli toplantısında Ozan'ın annesi gibi konuşuyorsun. Ozan'ı yaz okuluna yolladım. Ama gerçekten 42 yaşında bir çocuk yani. Bu çok sağlıksız bir ilişki gibi geldi bana. Ayağınıza sallandırıyor musunuz Ozan'ı? Şu arkadaki sarışın kıza versene mikrofon. Hoş geldin balım. Hoş buldum. Adın ne? Sümeyye. Kimle geldin? Arkadaşımla. Bir erkek aradığın 3 kriter nedir? Saygı, güven, ilgi. Bu kadar yapmacık, yalan dolan bir kriter görmedim. Abi doğru söylüyor bu arada, yalan söylemiyor. Erkek arkadaş da değilim bu arada. Nereden biliyorsun onun o özellikleri aradığını? Sen çünkü orada kriterleri kendinin taşındığını düşündüğün için abi gerçekten önemsiyor, o onun için önemli diyorsun. İlgi çok sevdiğini biliyorum. Yani çok eskiden beri tanıyorum ve saygı gerçekten önemli onun için en azından. Bir erkek aradığın 3 kriter bunlar dedin ya, onlar uyuyor muydu eski sevgilinde? Hayır. Daha önce hiç bu kriterlere uyan sevgilin oldu mu? Hayır. Senin daha önce hiç bu kriterlere uyan bir sevgilin olmadı da nereden uyduruyor? Şimdi bebeğim çok güzelsin ama. Çok masum duruyor. Keşke mikrofonu sıvazlamadan söyleseydin.
Dolayısıyla sen bu tarz adamlara takılmadığın halde. Demek ki sen bad boy seviyorsun. Hayır, hiç bad boylardan hoşlanmaz. Eski sevgilisini tanıyorum abi. Oğlum soğan. Senin yapman gereken şu an hamaset yapmamak. Sen şu an siyasetçi gibisin. Niye bad boylara çıkmış bak. Daha önce kaç sevgilin oldu Sümeyye'cim? 3-4. 5 de o. 5 sevgilisi olmuş. 5'i de bad boy. Peki neye dayanarak bad boy olmadıklarını söylüyorsun? Bütün eski sevgililerini tanıyorum. Bad boy değiller mi? Hayır, hiçbiri değil. Sümeyye'ye yazılacağım diye çıktığın yolda finalde Sümeyye'ye eski sevgisini ayarlayarak bitirmen... Sen bad boy'un olduğunu biliyor musun? Biliyorum abi. Ne demek? Bad boy yani böyle uzun, kaslı, böyle cool. Tam bir entelektüel fırtına. Teşekkürler İlber Ortaylı, teşekkürler. Hangi fiziksel özelliğin hangi ünlüye benziyor? Son zamanlarda biraz Ekrem İmamoğlu'yu andırıyorum. Bir alkış. Herkes hayatta bir kez de olsa neyi denemeli? Bence Hasan Can'ın programına katılmalı. Bir alkış. Muzaffer, yarım çarpıyor ettim bunu. Biraz hamaset yaptın ama... Gizemciğim, sevgilinle bir günle kölen olsa ne yaptırırdın? Bilemedim bunu ya. Bence biliyorsun da söylemek istemedin. Fantazi. Kral? Gün boyunca güzel sözler söylesin bunu. Sürekli övsün değil mi? Sürekli övsün. Sürekli özgürce böyle içinden geçen belki kitlediği, tuttuğu duyguları gösterici, dile getirici. Söylemiyor mu? Hep negatif mi konuşuyor? Yo, negatif değil. Gayet sevecen bir insandır. Sen erkek hissetmek istiyorsun. Erk. Benim soyadım da aslında onunla da bağlantılı bir soyad. Ne soyadı ne? Erkekoğlu. Bir alkış. Osman. Ya ben sevgiliyi bulayım, kölem olmasın, sıkıntı yok. Ben kölesi olurum diyorsun. Her bölüm sonunda söylüyorum. Gerçekten inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!